Ekin'le beraber Amsterdam'daki sokak lezzetlerini tadacağız. Back in my bag, yo. Conscious. Var. Ben iki tane... Amsterdam kanallarından herkese merhaba tekrar dostlar. Amsterdam'daki sokak lezzetlerini tadacağız. Ama sokak lezzetleri dediysek de çok fazla tuzlu bir şey beklemeyin çünkü laf aramızda bu arkadaşların tatlı ihtiyacı pek bol oluyor. Çünkü burada bazı şeyler serbest olduğu için. Ama ilk önce yiyeceğimiz şey patates kızartması olacak. Çok meşhurdur buranın patates kızartması. Neden meşhur hiç bilmiyorum. Daha önce yemiştim, hiç de öyle bir özelliği vardı diyemem ama sosları var yanında. Farklı diyemem ama güzel. Ay çok güzel ya. Hep burada dursam, akşama kadar burada çeksem. Harika, konforlu bir yer buldum. Hadi gidelim. Pardon, gidelim. Taraftan gideceğiz. Arkadaşlar şimdi patates kızartmacıya geldim. Maneken pis ya da maneken fis böyle bir şey olarak okunuyor olabilir. Ben galiba Amsterdam onion sos alacağım. Bir de şurada Endülüs sos diye bir şey görüyorum. Endülüs sos da güzel olabilir. Peanut sos, sriracha'lı, green pepper, mustard'lı bir sürü sos var. Parıl parıl, altın gibi parlayan patateslerimiz var. Evet, patatesimizi aldık arkadaşlar. Bu iki tane sos aldım. Endülüs ve Amsterdam soğan sosu. Onion sos. Bakalım şimdi nasılmış. Üzerine baharat da döktürdük. Lezzeti bozduk mu bilmiyorum. Kalın kalın patatesler. Çok güzel pişmiş. Kabukları üzerinde galiba. Değil. Evet, kabukları üzerinde. Endülüs sosu ne ola ki? Bir saniye, ben tat alabiliyor muyum? Güzel, acı bir sos. Ne kadar olduğunu söyleyeyim. Normalde 3.90'dı ama ben 2 tane sos istediğim için 4.90 var. Hayatta yediğim en iyi elmalı şeyi yemeye gidelim. Gerçekten. Hayatımda bu kadar iyi elmalı bir şey yememiştim. Aha, benim oda arkadaşım kız bu. Hey, how are you? Arkadaşlar yine Roman kardeşlerimi buldum. Ciao Bella'nın bu versiyonu harika. Vallahi istesek bu kadar olurdu. Şu anda pazarda, gördüğünüz bu pazardayız ve burada peynir koymuşlar. Kuşlar gelip yesin diye peynir koymuşlar. Bilin bakalım o kuş kim? Sevda Erdal. Ay trüflüymüş. Birazdan yiyeceğimiz apple pie'in içindeki elma buymuş. Ama ben şundan da bir tane alacağım. Pazardan mandalina ve elma aldım. Bu Amasya elmasına benziyor mu? Acayip merak ettim. 3 tane mandalina, 1 tane elmaya 1 euro para verdim. Aa, çok iyi geldi. Çok hafif bir ekşiliği var. Tatlı, hani böyle sarı elmalar vardı ya bizde. Ona benziyor ama hafif ekşiliği de var. O böyle çok tatlı olur, yiyemezsin tadından. Aa, çok güzeldi bu. Oh, öyle güzel kokuyor ki. Bu da çok arada kalmış bir mandalina. Böyle bizde bir bodrum mandalinası vardır. Aşırı aromatik. Öyle de değil, normal mandalina kadar su gibi de değil. Arada kalmış. Ben saksafonda bu şarkıyı çalabiliyorum. Yemin ediyorum çalabiliyorum. Apple pie'ımızı aldık. Tekrar yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Yanında da bir tane Amerikan oldum. Bu Amerikanlar niye bu kadar küçük bilmiyorum. Çok iyi ya. Elması aşırı lezzetli. Bal gibi değil. Bu tatlının ihtiyacı olan elma. Şöyle biraz hamurundan yiyeyim. Hamur çok güzel çünkü. Best combination. Beni yut, beni yala, beni şap, beni öp, beni yut, beni yala, beni şap. Aa, nasıl? Nasıl? Kankiler güzel ha. Aldım.
Dedi ki artık ata binebilirsin. Yıllar önce biz Amsterdam'a geldiğimizde Tuğba ile şu kafede oturmuştuk. Kahve içmiştik beraber. Şimdi şurada oturup bir tane fotoğrafımı biri çekse çok isterim ya. İnsan da geçmiyor ki. Arkadaşlar biraz telefonumu şarj etmek ve ısınmak için o demin gösterdiğim yere girdim. Wow, acayip sıra var. Ya sadece bir tane kurabiye için de bu kadar sıra beklenir mi? Beklenir yani. Vlog çekiyoruz sonuçta. Cookie'lere bakın. Böyle top 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 yapıyorlar. Sonra fırında pişiriyorlar tabii ki. Şimdi cookie'mizi aldık. Sıcak sıcak veriyorlar. Çünkü içerisindeki beyaz çikolatanın erimesi lazım. Çok yağlı bir şey. Ya. Bulduk. Wow. Eğer seviyorsanız, bu kadar çikolatalı ve şekerli bir şey seviyorsanız tabii ki de bayılırsınız. Kesinlikle ve kesinlikle deneyin zaten. Ben bunu biliyorsunuz YouTube kanalında yaptım. İçi akmamıştı. Biliyor muyum? Bakın cookie'ci şurası. Burası da strop waffle'cı. Traditional olanından alacağız. Strop waffle buranın gerçekten çok 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 yöresel bir şeyi. Hani marketlerde de satılıyor bu arada ama böylesi yok. Bim çok düz. Bim'de falan da satılıyor. Belki denemişsinizdir, seviyorsunuzdur bile. Böyle içerisinde karamel olan. Hadi bakalım deneyelim. Bunu şey yaparlar. Markette satılanı aldığınızda kahvenizin üzerine koyuyorsunuz. O karamel eriyor. Ondan sonra yiyorsunuz. Gerçekten yemek için bence en iyi yolu o. Wow. Çok yağlı. Çok lezzetli. Bu çok güzel. Bunu deneyin. Buranın hepsinin adını yazacağım zaten ekrana. Bunu denemelisiniz. Gerçekten buraya özel bir lezzet. Bir yermiş arkadaşlar bu sokak, bildiğin kafeler sokağı. Şurada tapas varmış. Sokak yemekleri demişken arkadaşlar şunları da sokak yemeği olarak söylüyorlar. Ama bunlar daha öncesinde yapılmış ve soğuk halde bekleyen şeyler. Üzerine bir krem şanti sıkıyor, yanına birkaç çilek koyuyor. Asla güzel olmuyor. O yüzden onlardan yemeği tercih etmiyorum. Bir keresinde denemiştim, memnun olmamıştım. Arkadaşlar memnun olmamıştım. Hem tuvaleti olan hem de olabileceğim bir restoran buldum. Saat 5'e 13 dakika var ve kapanacak birazdan. Ben de yiyip hemen kalkacağım. Arjantin restoranında kendime bir steak söyledim. En makul şey bu geldi. Arjantin restoranı iyidir diye düşünüyorum ya. Güzel. Şehir çok güzel. O yüzden yürümeyi çok seviyorum ama her yer kapandığı için de inanılmaz sıkıcı bir yer olmuş Amsterdam. The next day. Şimdi saat biliyorsunuz ki her yer 5'te kapandığı için takeaway de yok. O yüzden kendime McDonald's'tan bir hamburger aldım ve bir tane de şirin satılıyordu. Karides vardı. Bir tane alayım dedim ya, deneyeyim. Oha! Bildiğin gerçekten şey. Güzel. Sosumuzu da açtık. Şimdi sosumuzu da deniyoruz. Yeah, boy. Wow. 10 numara. Harika, çok beğendim. Türkiye'de de olsun bu. Burada 2,5 lira. Türkiye'de 95 TL falan olur. Yani şimdi sıra hamburgerimize geldi. Bunu saklayacağım, sonra yiyeceğim. Seni akşam yiyeceğim. Sevgili dostlarım, bu vlogu burada kapatıyorum. Yani benim için sokak lezzetleri bu kadardı. Sizin için daha fazlası olabilir, daha azı olabilir. Ben bu kadar çekebildim, bu kadar yiyebildim. Kusura bakmayın. Ayrıca şimdi kapatıyorum vlogu çünkü birazdan şehir tamamen ölecek. Evet, çok keyifli olacak. Çok güzel görüntüler verecek şehir belki ama bu cıvıl cıvıllık gidecek. O yüzden şimdi kapatmak istedim vlogu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o zili de açarsanız süper olur. Çünkü biliyorsunuz ki kanalım ölü. Asla bildirim gitmiyor kimseye. Bu yüzden de videolarım izlenmiyor. İzlenmedikçe de izlenmiyor. İzlenmedikçe de ben video atasım gelmeyecek. Amsterdam sokak lezzetleri bu kadardı benim için. Ayrıca demin yediğim kazık. Unutamayacağım. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir kazık. Türk de o. Bence kesin Türktü. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Amsterdam'dan sevgiler. Bu şehirde herkes mutlu. Gerçekten herkesin yüzü gülüyor. Sebebini ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz.